AK Parti Samsun Milletvekili adayı olan Çiğdem Karaaslan, Demokrasi ve Özgürlük Adası projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden itibaren hayalini kurduğu bir proje olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımızla birlikte biz projenin temel fikrini, temel senaryosunu ortaya koyduk. Bu anlamda uzun zamandır, belki 3 yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz, birlikte fikir üretiyoruz. Proje demokrasi ve özgürlükler fikrini öne çıkaran bir proje aslında. Biraz önce bahsettiğim gibi bazı mekanlar sahip oldukları kimlikten ve sahip oldukları algıdan uzak düşünülemezler elbette. Biz Yassı Ada ve Sivri Ada'ya yeni bir kimlik getirmenin çalışmasını yapmadık. Biz zaten var olan kimliğin üzerine onlardan yola çıkacak acılarla oluşmuş bu kimliğe aslında şimdi umut koymayı ve umutla birlikte geleceğe bir mesaj vermeyi hedefledik. 27 Mayıs platosu Yassı Ada için hazırlanan tasarım hakkında da bilgi veren Karaaslan, tasarım anlayışında birkaç anlamda önemli noktanın bulunduğunu ifade etti. 1960 darbesiyle birlikte değil, ondan çok daha öncesinde Bizans döneminden beri politik sürgünlerin uğrak yeri olmasından dolayı çok önemli bir anlamı var. Yassı Ada her zaman acılarla birlikte anılmış bir ada. Sivri Ada'da farklı bir takım algılar var, farklı bir takım yaşanmışlıklar var. Fakat bugün baktığımızda özellikle Yassı Ada için bu anıların tamamen dışında, bu anılara hatta hiç saygı gösterilmeden adanın başka kullanımlar için bir terk edilmiş ada görünümü var çünkü. Ortaya koydukları yeni Türkiye idealine giderken yaptıkları en önemli işlerden birinin yüzleşmek olduğunu anlatan Karaaslan sözlerini şöyle sürdürdü. Biz ortaya bir ideal koyduk. Bu idealin adı Yeni Türkiye. Ve Yeni Türkiye idealine doğru giderken yaptığımız en önemli işlerden biri yüzleşmek. Yani tarihimizle, acılarımızla, yaşadıklarımızla, yaşanmışlıklarla yüzleşerek onlardan ders çıkararak geleceğe bakmayı hedefliyoruz. Onların üstünü örterek değil, belki de en büyük fark o. Ve mimari anlamda da yaşatarak korumak. Dolayısıyla